karamandan.com. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerimiz, Karaman Belediye Başkanımız, Sayın Başsavcımız, Sayın Garnizon Komutanımız, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı, değerli il müdürlerimiz, öğrencilerimiz ve değerli basın mensuplarımız. 733. yıl Karaman Türk Dil Bayramı Mayıs ayı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen Gençliğin Türkçe Kurultayı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türk dilinin daimi başkenti Karaman'da Türk gencinin kendi dili ve değerleri üzerindeki hassasiyetini ve özenini göstermek amacıyla burada toplanmış bulunmaktayız. Bugün hakikaten Karaman'da daha evvel bir benzeri yapılmamış bir etkinlik için buradayız. Çok anlamlı bir gün için. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sevgili, çok değerli gençlerimiz var. Pırıl pırıl gençler. Bunlar konuşacaklar, biz dinleyeceğiz. Bunların geleceğe dair, dile dair tasavvurlarını dinleyeceğiz. Karaman, yeryüzünde Türkçenin en güzel konuşulduğu alandır. Bu değerlendirmede bir abartı yoktur. Sevgili gençler, siz çok iyi biliyorsunuz. Tarihte bazı şehirler tarihe takdim edilirler. Bazı şehirler ise kendilerini tarihe takdim etme haysiyetine sahiptirler. Karaman bu ikinci gruptaki şehirlerden birisidir. Hepinizi Karaman'ı onurlandırdığınız için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum. Sizinle iki gün süreyle devamlı beraber olacağız. Türkçe gerçekten millet olabilmemiz için, millet kalabilmemiz için, varlığımızı sürdürebilmemiz için hava gibi, su gibi ihtiyaç. Dil, insanlar arasında iletişimin en önemli yolu. Duygularımızı, düşüncelerimizi, hislerimizi dil yoluyla birbirimize anlatıyoruz. Ve gelecek nesillere kültürü, mirası, gelenekleri, görenekleri dil yoluyla iletiyoruz. Dolayısıyla toplumsal halde yaşamanın en önemli ögesi dil. Bizim değerli arkadaşlar, çok sağlam ve güçlü bir özümüz var. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve değişmeyen bir özümüz var. Eğer sizin sağlam bir özünüz varsa, sağlam bir diliniz var demektir. Güçlü bir diliniz var demektir. Ama biz bu dilimizi muhafaza etmek, geliştirmek durumundayız. Kurultay sonuç bildirisi şu şekilde oluşmuştur. Arz ediyorum. 1. Gençlik Türkçenin sorunlarına duyarsız değildir. 2. Dilin gelişmesi ona gereken değerin verilmesiyle mümkün olacaktır. 3. Kitle iletişim araçları geniş kitlelere ulaştığı için doğru dilin kullanımında ve öğretilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. 4. Radyo ve televizyon programlarında Türkçeyi doğru ve güzel kullanan konuklara, sanatçılara yer verilmesi, toplumda var olması arzu edilen dil bilincinin oluşmasında etkili olacaktır. Son sonucumuzu da sizinle paylaşmak istiyorum.
Türkçenin yabancı dil öğretiminde bilinçli bir tavır, yaklaşım sergilemek gerekmektedir.